Saudi Arabistan dairileri 13 yaşlık ösmür kızını özçüge alğan 4 nöper Uyghur musafirini Xitayğa ötküzüp berişini toxtatıp koyğan. Kişilik hukuk teşkilatlarının bu aqtaki xabarlarda Saudi dairilerinden tutqunlarını 13 aprel çarşamba günü Riyad'dan Guangzhou'a uçadığan ayırplanda Xitayğa yolğa salmaqçı bolğanlığı ilgir sürülgen. Xabar qılınışça, Xalqara Keçürüm Teşkilatı bu 4 tutqunların Xitayğa qaytırılışıdan toxtatıp koyulğanlığını qeyd qılış bilen bir vaqtta onlarının yanıla xatar asılı ikenlikini etkan. Tajavuzchi Xitoy hukumati Xitoy savdogarlarining Sharqiy Turkistonda ta'sis qilingan g'oyat zo'r to'qimichilik sanoati rayoni va Uyg'urlarning qul sifatida ishlatilgan joylarga solgan mablag'ini ko'paytirish uchun har xil bahonalar bilan tadbir qo'llanmoqda. Ma'lumki, bu Uyg'ur diyoridagi qulluq amgaki munosabatlik nurg'un o'xshamagan sanoat rayonlari davlat ichidagi mablag' selishining muhim nuqtasiga aylangan. Ukrayna'daki uruş Xitayının Avropaga tutuşadigan tömir yol liniyesini xatarga duçar qildi. Çünkü onun köp qismining liniyesi Rossiyadan ötüdi. O yana necha 10 davlatda ul asliha qurishni maqsad qilgan Xitayning bir balvoq bir yo'l tashabbusining taqdiriga munosabatlik eg'ir savollarni o'ttirib qo'ydi. Hatto urush pat orada oxirlashgan ahvoldami? Mutaxassislar Beijing yoki Kiyevning Ukrainadagi bir balvoq bir yo'l tashabbusini davomlashtirishga qiziqmaydiganligini bildirmoqda. Türkiye İçki İşlem Ministeri Süleyman Soylu, Kırgızistan İçki İşlem Ministeri Ulan Niyazbekov bilen görüştü. Türkiye Avazı Radyosu'ndan haber kılışça, Türkiye ve Kırgızistan'ın terörizm ve teşkillik cinayet katarlıq cahayetlerde hemkarlıqını davamlaştırdığını bayan kılgan Soylu, İçki Devletinin uçur ve akbaratın ortak bəhirman buluşunu yakışı peytikkenlikini özgürtti. Ukrayna prezidenti Zelenskiyning muavin yordamchi kotibi Ehvor Chokva o'zlarining davlatining Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish musobaqasini boshlaydigan hujjatni to'ldirganligini aytdi. Yevropa ittifoqi komitetining raisi Ursula von der Leyen 4 ayning 8-chi kuni Kiyev ziyorati jarayonida Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishning tunji qadami bo'lgan bu hujjatni Ukraina prezidenti Zelenskiyga bergan. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligi Shvetsiya federatsiyasining raisi va tashqi ishlar ministri Ignazio Kasis va Yaponiya bosh ministri Kishida Fumioning Tokioda ko'rishganligini e'lon qildi. Ministrlik Kasis bilan Kishidaning Rossiyaning Ukraina fuqarolariga qilgan hujumiga mas'ul bo'lishi kerakligi haqida o'rtoq fikrda ekanligini bildirdi. Arab Birleşme Xalifeligining İsrail şirkiti tadqiq qilib yasab chiqqan Pegasus, ya'ni uchar ot yumshoq detali orqali Angliya bosh ministerligi shifonisini o'g'irlikcha olganligi o'tirib qo'yildi. Muhofizachi GSNning xabar qilishicha, Pegasusni ishlab chiqargan İsrail NSO şirkiti bu ayiblashni rad qilib, ularning fuqarolar tajribxonasi va xalqaro kechirim tashkiloti tomonidan nishon qilinganligini o'tirib qo'yildi.